Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Sen Yücel, Scania Satış Müdürü Bayezid Can Bulat ve Scania Pazarlama Müdürü Levent Özokutucu'nun ev sahipliğini yaptığı Stockholm seyahatimizde önce Scania Müzesi'ni gezdik. Müzede Scania tarihinde kısa bir yolculuğa çıktık. Evet, Scania'nın tam girişindeyiz şu anda. Yenilenen alanda. Buraya daha önce de gelmiştim ben ama bu bölüm biraz değişmiş. İlk girişte teşhir ürünleri var. Hemen girişte yine Scania motorunu görüyorsunuz. Burada da Scania'nın geçmişinden izler görüyoruz. Aslında ilk olarak Vabis olarak kurulmuştu. Vabis Scania ile birleştikten sonra Scania ismini aldı. Bu da o dönemden nostaljik bir araç. Scania Vabis 1947'den kalma bir model. Serginin en gözde modellerinden bir tanesi 1914 yılına ait Scania Vabis Phaeton, 2 litrelik bir motorla donatılmış 1250 kilogram ağırlığında bu güzel araç. Bakın ahşap direksiyon ne kadar şık duruyor. Tabii ki o dönemin izlerini taşıyor. Scania motorlarını görüyoruz burada. 1916'dan başlıyor. 1969, 2000 ve 2016 yıllarının motorları burada sergileniyor. 1903 model Scania Tonneau. 1900 ve 1910 yılları arasında üretilmiş Scania bisikletler. 1903 yılına ait Scania motosiklet. Aslında biraz da gördüğünüz gibi bisikletten devşirme bir model. Bu İsveçlilerin üretmiş olduğu ilk içten yanmalı araç. Aslında o dönemin faytonlarından üretilmiş bir araç. Gördüğünüz gibi o dönem atlı arabaların çektiği şekliyle bu motorla donatılmış. Motoru arka tarafta yer alıyor. O dönem için demir yollarında kullanılan Vabis keşif aracı. Gördüğünüz gibi raylar üzerinde gidiyor ve ray hatlarındaki keşifi yapmaya yarayan bir araç. 1910 yılında üretilmiş, yaklaşık 500 kilogram ağırlığında ve 50-60 kilometrelik süratlere çıkabilen bir araç görüyoruz şu anda. Scania Vabis 1661'de üretilen bir uçak motoru yine burada sergileniyor. O dönemin uçak pervanesi ahşaptan yapılmış ve kullanıldığı uçağın fotoğrafı da burada sergileniyor. Bu bir Alman uçağı, Ernst Henkel tarafından tasarlanmış. Uçağın adı Albatros. St. Petersburg'da 1914'te yere çarparak iniş yapıyor bir Stockholm parkına. Scania İsveç'te Vabis adıyla aslında vagon üreterek işe başlamıştı. İkinci sınıf ve üçüncü sınıf yazılarını görüyoruz. Bunun sebebi sadece kraliyet ailesinin birinci sınıf vagona binebilmesi. İçeride el yapımı, el boyaması ile yapılmış seramikler mevcut. Daha sonra Vabis hemen burada görmüş olduğunuz bisikletleri de yapıyordu. Bu bir motosiklet örneği. Vabis Scania ile birleştikten sonra bu üretimlerine ara verdi, durdurdu. Ondan sonra kamyonları üretmeye başladı. Evet, Vabis'in üretmiş olduğu vagonun içindeyiz. Bakın, işçilik inanılmaz. Her şey çok şık. Detaylar oldukça güzel. Oturma gruplarının üzerinde o dönemin valizlerini koyacakları yerler mevcut.
Şimdi 3. sınıftan 2. sınıfa doğru geçiş yapıyoruz. Bakın 2. sınıfta işler biraz tabii ki değişiyor. Oturma grupları, koltuklar daha lüks hale geliyor. Kumaş koltuklar var. Ve vagonun içindeki tuvalet, bakın işçilik hakikaten harika. Elle boyanmış seramik bir lavabo kullanılmış. Yine klozet aynı şekilde. Scania düz burunlu araçlar yapmayı keşfettikten sonra bunun aracın daha stabil olmasını ve daha fazla yer kazanılmasını sağladığını görüyor ve diğer markalarda ondan örnek alıyor. İşte bu da o örneklerden bir tanesi otobüs. Ancak burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. Direksiyon sağ tarafta. 1967'de yapılan oylamayla direksiyon sağda mı olsun, solda mı olsun diye sorulduğunda halk aslında direksiyonun sağda kalmasını istemiş ama hükümet direksiyonu sola alarak o tarihten sonra bütün araçlar soldan direksiyonlu olarak üretilmiş. Ve tabii ki trafik akışı da soldan direksiyonlu araçlara göre ayarlanmış. Scania Vabis Type 3 1919'dan kalma bir model, ambulans olarak kullanılmış. Müzede sergilenen araçların arasında bir de 1949 model Volkswagen Beetle var biliyorsunuz. Beetle dünya tarafından benimsenmiş, sevilmiş bir model olarak yaklaşık 22 milyon adet satan bir model oldu. Hala Beetle tutkunları dönem dönem değişik etkinliklerde bir araya geliyor. Evet, o dönemin en önemli özelliği diyebiliriz Beetle için arkada çift kelebek şeklinde camın bulunması. Bu araç 1986'da Amerika için üretilmiş. İçinde birçok farklı özelliğe sahip. Amerika pazarı için aynaların düz olması gerekiyor. Bakın düz aynalar mevcut. Hemen yan tarafta yakıt tankının yuvarlak olması gerekiyor ve akünün ise arkada konumlandırılması gerekiyor ulaşılması için. Scania bu kadar farklı özelliği yapıp satacağını düşünmediği için, yani karlı olmadığı için bu operasyondan vazgeçmiş ve Amerika pazarından çıkmış. Scania'nın 1989'a kadar ürettiği en uzun soluklu kamyonlardan bir tanesi ve bugünkü süperin de atası. Enjeksiyon turbo şarjör ilk defa bunda kullanılmış. Gördüğünüz gibi farlar çamurluklara alınmış ve kaput kapağında bir özellik var tam kaputta. Genellikle yanlardan kelebek şeklinde açılırken bunda timsah ağzı tabir edilen bu bölümden yukarı doğru kapak açılıyor ve motora ulaşılıyor. Bir başka değişiklik ise gösterge paneli orta taraftan sürücünün hemen önüne alınmış olması bu araçta. Bu da günümüzün ödüllü Scania Superi 420R. Hemen yanında az önce sizlere gösterdiğim atası olan Scania Super. İşte bu kasa tipinden günümüzde bu kasa tipine ve teknolojilere kavuşmuş durumda. Scania'nın otonom sürüş için tasarladığı otobüsü görüyoruz. Bu otobüs 7/24 işlemesi için planlanmış. Örneğin sabah ve akşam personel transferi, ara saatlerde taşıma, akşamsa diğer işlerde kullanılabilecek. Kendi kendine gidebiliyor, testleri yapılmış ancak regülasyonlar gereği direksiyonda bir sürücünün oturması gerekiyor. Şu an için regülasyonlar çözülmediği için bu otobüs tabii ki fiziki olarak yollarda yer almıyor. Ancak otonom sürüşü gerçekleştiren bir otobüsten bahsediyoruz. CNG ile çalışıyor. Elektrikli değil. Evet, oturma yerlerini de gördünüz.
Müze ziyaretimizin ardından trafiğe kapalı Scania test parkuruna gittik ve yeni modellerle Scania'nın gelecek vizyonu hakkında bilgi aldım. Biz Scania olarak bir ürün üretmekten ziyade bir taşımacılık çözümü sunmaya gayret ediyoruz. Amacımız da gayemiz de bu yönde. Dolayısıyla içten yanmalı motorlarla da bu işi gerçekleştirirken şimdi artık BEV dediğimiz elektrikli araçlarla da bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Biz tabii konuşurken burada günlük range'lerden, günlük menzillerden konuşmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu segmentte özellikle müşterilerimizin kanuni zorunluluk gereği, otoyolları, karayolları kanunları gereği belirli sürelerde duraklamaları gerekiyor. Bu duraklamalardaki şarj kapasitesiyle beraber günlük 700 kilometreye varan bir menzile sahip elektrikli araçlar. Scania için önemli olan 2040 yılında net sıfır, net karbon sıfır hedefine ulaşabilmek. 2030 yılında da biz her iki araçtan birinin elektrikli araç olacağını düşünüyoruz satışlarımızda. Dolayısıyla bu noktada büyük bir yatırım mevcut. Çok yakın zamanda batarya montaj fabrikası Södertalya'da, Scania'nın genel merkezinin olduğu fabrikanın bulunduğu yerde hayata geçirildi. Çok önemli bir yatırımdı. Burada Northvolt'tan alınan ve ağır ticari için geliştirilmiş, üretilmiş özel hücreler monte ediliyor. Ve 4 dakikada bir batarya paketi yapabiliyor fabrika. Niye önemli? Elektrikli araç adedini arttırmak istiyorsak bataryayı da aynı şekilde, aynı hacimde arttırmamız gerekiyor bu üretimi sağlayabilmek için. Dolayısıyla 2030 yılından itibaren iki araçtan bir tanesinin elektrikli Scania olacağını ümit ediyoruz. Gördüğünüz gibi aslında Scania'da elektrikli arabalarımız hazır. Yıllardır bu arabalar yollarda deneniyor. Avrupa'da satışa da sunuldu. Aslında bakarsanız bu bir altyapı meselesi. 400 tane arabası olan bir firmanın arabalarının elektrikli olduğunu düşünebiliyor musunuz? İlk önce müşterilerimizin ve ülkemizin bu konuya altyapının hazır olması gerekiyor. Arkasından biz bunları getireceğiz. Tabii ki 2024 yılının başında deneme arabalarımız gelecek. 2025 yılında da yavaş yavaş arabaları hizmete sunmaya başlayıp seri satışlara başlayacağız. Evet, şu an test araçlarını görüyorsunuz. Burada bu araçları tek tek deneyeceğiz. Evet, bu da Scania'nın full otonom aracı. Kabin yok çünkü madene girebiliyor bu şekilde. Sürücüsüz olarak çalışan Scania'nın aracını görüyoruz şu anda. Evet, şimdi alkol testi yapacağız parkura çıkmadan. Evet, şimdi Scania'nın elektrikli versiyonunu kullanacağım. Bakalım elektrikli neler hissettirecek. Oo, harika. Tabii ki beklenildiği gibi çok sessiz. And how many tons behind? 44. 44 ton yük var aracın arkasında. Tüm elektrikli araçlarda olduğu gibi sessiz bir şekilde yola çıkıyoruz. Evet. Etkileyici bir turla park alanına geldik. Boşa alalım. Evet, inanılmaz etkileyiciydi. Bir kere çok sessiz, adeta yol üzerinde kayar gibi gittik. Böyle bir gücü kullanmak arkada 44 tonla beraber müthiş bir tecrübe oldu. Bakın 770 beygirlik. Scania hemen burada, yanında da süper modeli. Biz ilk olarak süperi deneyimleyeceğiz. Yenilikleri Abdullah hocamla beraber sizlere anlatacağız. Evet Abdullah hocam, İsveç'te Scania'nın test parkurundayız. Süperle yola çıkıyoruz. Bu test parkurunda bütün özellikleri görebileceğiz. Tabii ki. Neler değişti süperde, neler sunuyor?
Öncelikle kullandığımız araç 560 serisi. Süper serisiyle birlikte Türkiye'ye hem beygir gücü anlamında hem tork gücü anlamında daha güçlü bir araç geliyor. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Sınıfının en güçlü beygir ve tork gücüne sahip bir araç olarak karşımıza çıkacak süper serisi. Bunun dışında sizin belirttiğiniz gibi aslında aracın dış kabininden ziyade aracın yürüyen aksamından motor, şanzıman, diferansiyeline kadar yenilikler ön plana çıkıyor süper serisiyle birlikte. En önemli İsveç tarafından vurgulanan özelliklerden bir tanesi yakıt. Mevcut kullandığımız araçlara göre %8 daha tasarruflu bir motordan bahsediliyor. Ki biz şu an Türkiye'de bu araçları test etmeye başladık ve bu rakamları görmeye de başladık. Bu %8'lik dilimi bir açalım mı? Yani 8 litre daha az değil. Değil. %8. Evet. Kabaca neydi, ne oldu? Şöyle söyleyebiliriz. Çok güzel bir noktaya değindiniz öncelikle. %8 deyince direkt 8 litre yakıt tasarrufu gibi algılayabilen müşterilerimiz çıkabiliyor. Aslında %8 oranında bir tasarruf oldu. Normal şartlarda basar bir tonaj için konuşuyor olursak bu araçlarda. Evet, bakın şu öncelikle, anda %8'lik bir eğimdeyiz. Evet. Yine 8 sayısı burada da karşımıza çıktı. Kesinlikle. 8. etap her tarafta var diyebiliriz. Şimdi durduk. Ve araç kendi kendine duruyor gördüğünüz evet. gibi. Çünkü araçlarımızda otohol sistemi var. Tıpkı binek bir araç konforu gibi. Ve ben gaza bastığım anda göreceksiniz normal bir taksi kalkışı gibi kalkış yapıyor. Evet, inanılmaz. 60 tonluk bir yük var şu an aracın arkasında. %8'lik eğimi hakikaten aynı bir otomobilde olduğu gibi çok rahat, hiç kaymadan, geri bir santim bile gitmeden çok rahat kalktık. Normal şartlarda basar tonajlarda %27-28 %27-28 oranında yakan araçlarımızda şu anki süper serisini test ettiğimiz yollarda yaklaşık %24-25 rakamlarını görmeye başladık. Şu anda test parkurunda güzel bir turu tamamladık. Hem dar alanlarda gittik, hem eğimli alanda araca dur kalk yaptırdık ki arkada 60 tonluk bir yük var şu an bizim test aracımızda. İlk turu tamamladık. Şimdi mikrofonu ben bir Scania kullanıcısına hem de bir Scania sahibine, çünkü aracını kendisi kullanıyor, Ayhan Kıcır'a uzatmak istiyorum. Bakalım Ayhan yeni süperi nasıl buldu? Ayhan hoş geldin direksiyona. Hoş bulduk. Murat abi senin de hoş geldin. Şimdi Ayhan süperin direksiyonuna geçtin ama sen Türkiye'de zaten yıllardır Scania kullanıyorsun. Değişik modellerini test ettin. Bakalım süperle ilgili yorumların ne olacak? Ben de merak ediyorum. İstersen tura başlayalım. Evet, şöyle bir hafifçe yol aldıktan sonra %8'lik eğime geleceğiz. Orada bir aracı durdurup tekrar kaldırmanı rica edeceğim. Tamam abi. Ondan sonra da neler hissettiğini soldan yorumlarsan. Evet, soldan devam ediyoruz. Evet, şu anda rampaya doğru geliyoruz. %8 sembolüne geldiğimizde bir dur kalk yapmanı rica edeceğim. Tamam abi. Evet, şu anda sembole geldik. Şöyle durabilirim. Evet, çok yumuşak bir şekilde durdun. 60 tonla kalkışı gerçekleştirelim. Ben kıyamadığımdan da fazla basmam ha. Çok rahat değil mi Murat abi? Evet, yani ben sahada çok rahatım. Vallahi evde oturuyor gibi neredeyse. Çok konforlu, aracın içi çok geniş, ferah ama senin yorumların önemli. Sen bu araçta kilometreler yapıyorsun. Bir çıktığın anda binlerce kilometre yapıyorsun. Nasıl buldun süperi? İsmi gibi süper yani Murat abi. Bir de yarım gaz basıyorum ha. Tam da yüklenmiyorum. Söyleyeyim sana. Sen tabii aracına kıyamadığın için, çok sevdiğin için. Ben genelde Scania arabalarına kıyamadığım için abi. Evet, bu şekilde binip iniyoruz.
Çünkü en üst noktası 1.6 metre yani 160 santim yukarıdasınız. Geri düşerseniz tehlikeli olabilir. Şimdi oturdum. Koltuk ayarları bana göre gayet iyi. Hadi bakalım bismillah. Evet, önce gaz tepkisini hissetmek istiyorum. Çok yumuşak. Arkası 25 metre uzunluğunda olduğu için sağımızdaki solumuzdaki araçlara çarpmamak için biraz uzun çıkmak gerekiyor. Aynaları da iyi kontrol etmek gerekiyor. Daha önce 40 ton kullanmıştım ama 60 ton ilk defa kullanıyorum. Gaza çok az dokunuyorum. Ona rağmen tabii inanılmaz bir güç olduğu için araçta bu 60 tonu taşırken hiç zorlanmıyor. Evet, şimdi %8'lik rampaya geldik. Burada bir durduralım bakalım. Evet, gayet güzel, yumuşak bir duruş. Şimdi kalkmayı deneyeceğiz. Hiç geri kaydırmıyor. Ve hiç zorlanmıyor. Müthiş bir şey. Tabii her vites attığında hafif o kafanın yere basmasını içeride hissediyorum. Böyle bir güce ve böyle bir cüsseye hükmetmek gerçekten inanılmaz. Bunu nasıl kullandıklarını hayretle şu anda yaşıyorum, öyle söyleyeyim. 25 metre uzunluğunda bir kütleyi ve 60 tonluk bir kütleyi bu kadar kolay hareket ettirebileceğimi açıkçası ilk başta hiç düşünmemiştim. Bu parkurda maksimum 70 kilometreye kadar çıkabileceğimizi söylediler ama tabii ki temkinli olmakta fayda var. Ben o kadar süratli kullanmıyorum. Çünkü aracı hissetmek, uzunluğunu hissetmek, manevra kabiliyetini hissetmek ve alışmak gerekiyor. Bunu da hani bir turda yapmak bence mümkün değil. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına temkinli davranmakta fayda var. Evet, 5 numaraya şimdi park edeceğim. Önce biraz açık alıp evet, bakalım iki çizgi arasına tam oturtabilecek miyim? Aynalardan kontrol ediyorum. Evet, şu an siz görmüyorsunuz ama hakikaten iki çizgi arasına mükemmel park ettim.